Eski çizgi filmlerden geriye ne kaldı ki? Eskiden bir çizgi filmin anlamı, bir hikayesi vardı. Sizi eğlendirirken aynı zamanda bir şeyler anlatır ve öğretirdi. Tıpkı sürekli dizi, yani bizlerin bildiği adıyla Regular Show'da olduğu gibi. Bu çizgi filmi izleyenler genel anlamda bir hikayesinin olmadığını düşünebilir ama bu sizi yanıltmasın. Çünkü sürekli dizide öyle bir hikaye ve kurgu yatıyor ki ağızları açık bırakacak cinsten desem yeridir. Eğer birkaç bölümü izlediyseniz baş karakterlerin genel olarak Mordecai ve Rigby olduğunu zannederiz. Bu tamamıyla bizleri asıl hikayeden uzaklaştırmak için yapılmış bir aldatmacadır. Çünkü her bölümde bizlere küçük ipuçları verdiklerinden dolayı asıl kahramanımızı hep gözden kaçırdık. Bu kahraman tabii ki de koca kafalı Pops. Evet, bazılarınız diyebilir ne alaka diye. Ama bu çizgi filmin asıl kahramanı ve olayların hepsi neredeyse bu karakterin üzerinden dönmekte. Sizlere adım adım bu çizgi filmin hikayesini ve bilinmeyenleri aktaracağım. Sizler de sadece arkanıza yaslanıp bu anın tadını çıkartmasını istiyorum. Ben Masalcı Dede. Videoma ve Asıl Hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Sizler de bu emeğimin karşılığı olarak bu videoyu beğenebilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir ve en önemlisi de kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hikayesini anlatmasını istediğim başka bir konu olursa da yorumlarda belirtin. Bir de diğer hazırlamış olduğum hikayelere de bakmayı unutma. Lafı fazla uzatmadan hazırsanız başlayalım. Her şey aslında bilinmeyen bir şekilde Pops'ı parkın sahibi ve zengin olan Bay Mallard'ın bulmasıyla başlar. Günlerden bir gün, o zamanlar Bay Mallard daha gençken bir meteor keşfini gerçekleştirmek için kutuplara gitmişti. Tam o esnada gökten bir meteor düştü ve hızlıca meteora doğru gitti. Bir de ne görsünler, küçük bir bebek ve yanında bir tür parşömen. Bay Mallard parşömene baktığında bizlerin çok daha sonrası öğreneceğimiz seçilmiş kişi ve evrenin azalı düşmanı Anti Pops gibi bilgilerin habercisi olarak yerini alacaktı. Normalde Bay Mallard katı ve umursamaz biri olduğu için bebeği almak istemez ama ona kıyamaz ve evini alıp hiç sahip olmadığı çocuğu gibi büyütmesiyle başlar. Onu okutur, eğitir ve günümüze kadar yetiştirir. Pops'a ilk baktığımızda 80'li yılların adamı gibi durmakta. Yani modern çağdan bir hayli uzakta gibi duruyor. Ama bu şekilde olması Pops'ın içindeki iyilik ve babasından kalan zenginliğe rağmen mütevazı bir hayat yaşama çabasından geçiyor. Şimdi bizlerin tanıması gereken önemli ana karakterler var. Mordecai, kendisi üniversiteye gidememiş, sorumluluklarını bilmeyen ve sürekli işten kaytaran ana karakterimiz. Rigby aynı Mordecai gibi okul okuyamamış, sorumluluklarını bilmeyen ve iş ahlakı konusunda bilgisi olmayan diğer ana karakterimiz. Bu ikisi çizgi filmin genel işleyişinde bizleri karşılamakta ve genel anlamda bir iş verildiği takdirde kaytarmak için uğraşırlarken absürt bir biçimde başlarını belaya sokarak bizlerin asıl hikayeden uzaklaşmasını sağlamaktalar. Benson, parkın müdürü. Genel yapısı sinirli ve sürekli çalışanları "seni kovarım" tehdidiyle işlerini yaptırmaya çalışan bir yan karakter. Kasadam, belki de bizlerin en çok güldüğü Mordecai ve Rigby'den hallice parkın bir diğer çalışanı. Aynı zamanda bu çizgi filmde bulunan tek insan karakter. Chuck Beşlik Hayalet, kasadamın kankisi ama bu karakterin hikayesine dair bir bilgim yok. Ve son olarak bizlerin en çok sevdiği ağır abi Skips. Kendisi parkın en yaşlısı ve ölümsüzü karakteri. Genel olarak Mordecai ve Rigby'nin absürt olaylarına karşı onları nasıl bu durumdan kurtaracağına dair bilgisi olup onları bu durumdan kurtaran kişi. Genel anlamda bu 6 karakter üzerinde dönen hikayede ana karakterlerimiz tabii ki de Mordecai ve Rigby. Her bölümü farklı bir hikaye anlatsa da çok küçük bilgiler ışığında bu çizgi filmin asıl hikayesine dair bilgiler vermekte. Bu hikaye, Pops'ın nasıl evrenin kahramanı olduğu, gelecekteki epik son savaşta yerinin ne olacağına dair bilgiler içeriyor. Şimdi, sizlere bu zamana kadar
bu olayların nasıl geliştiğini anlatmak istiyorum. Video başında dediğim gibi Pabst aslında yetim. Ne annesi ne de babası belli. Üvey babası olan zengin Bay Mallard ile büyüdü. Pabst çizgi filmde bulunan en iyi aynı zamanda en saf karakter. Bu aşırı iyimserliği onun seçilmiş kişi olmasından kaynaklanıyor. Bay Mallard, Pabst'ın seçilmiş kişi olduğunu ve zamanı geldiğinde evrenin azılı düşmanı olan Anti-Pabst ile savaşmak zorunda kalacağına dair bilgisi olan tek kişi. Bu yüzden yaptığı her şey şirketinin büyümesini, gizli planlarda bu savaşı beslemek ve evreni kurtarmak için yaptığını bilmeniz gerek. Hikaye başlangıcı ise şöyle başlıyor. Günlerden bir gün parkın müdürü olan Benson'ın bir mail almasıyla başlar. Bu mailde parkın tamamı cam bir kubbeyle kapatılıp içerisine 30 gün boyunca girilemeyeceği, bu yüzden çalışanlarının acil olarak belirli tarihe kadar parkı terk etmesi gerektiğini yazar. Fakat ne hikmetse belirtilen günün öncesi kubbe parkı kapatır ve bizim 6 kahramanımız da içeride mahsur kalır. Tüm bunlar gerçekleşirken bizler anlıyoruz ki hepsi birer projenin aşaması. Bir ay boyunca kendi ekinlerini yetiştirirler ve grup olarak yaşamayı öğrenirler. Birinci ayın sonunda kubbe kalkar ve her şey normale döner. Ama bir sorun vardır. Park artık sürekli bir inşaat halinde ve içeriye bir sürü bilim adamı girip çıkmakta. Esrarengiz bir biçimde teknolojik araçlarıyla donatılmaya başlanan park, olayların karmaşık hale gelmesiyle daha da bilinmez bir hale geliyor. Diğer parklarda durum aynı ve Benson bir park müdürünün odasına girdiğinde milyarlarca dolarlık bir bütçe ayrıldığını görüyor. Bilim adamlarının bulunduğu laboratuvarlarda ise parkın bir tür rokete dönüştürüldüğünü görebiliyoruz. Olayın aslı ise şöyle. Bütün parklar tek bir ana görev için uzay gemisine dönüştürülüyor. Pabst seçilmiş kişi olduğu ve kendi gezegeni olan Lolland'e gitmesi gerek ve Anti-Pabst ile savaşacağı yer de orası. Anti-Pabst tüm evreni yok etmeden önce Pabst'ın onu durdurması gerek ama seçilmiş kişi olduğundan haberi bile yok. Aniden bütün parklar uzaya doğru havalanır. Kahramanlarımız ise durumdan habersizdir. Sonrası ise uzay ağacı üstüne giderler. Burada yüzlerce dünyadan ayrılmış park bulurlar. Sürekli eğitimlerden geçen kahramanlarımız nihai amacının Pabst'ı korumak ve onun gelişimine katkıda bulunmak olduğunu bilmeden günlerini geçirirler. Çizgi filmde birçok gönderme mevcut. Bunun en bariz örneği ise Matrix evrenindeki kain göndermesi. Kaine giden Pabst ve arkadaşları onun bu hikayeye dair anlatımıyla iyice şekilleniyor. Kaine göre her 14 milyar yılda bir Anti-Pabst ve Pabst savaşıyor. İkisinin güçleri de eşit olduğundan kendilerini yok edemiyorlar. Ancak her savaşın sonunda iki yenilmez varlığın yumruklarının çarpışması ile son buluyor ve evren sıfırlanıp tekrardan oluşuyor. Yani kısır döngü mevcut. Sürekli olarak tekrarlanan bu olayın zincirleri de bir türlü kırılamıyor. Kain son olarak farklılık gerek diyerek konuşmasını son veriyor. Pabst'ın yapısı kavgacı değil. Barışçıl olsa da bu savaşın kaçınılmaz olduğunu anladığından Anti-Pabst ile savaşma kararı alıyor. Eğer savaşmaz ise sevdiği her şey yok olacak. Bu doğrultuda Pabst'ın doğuş gezegeni olan Lolland'e gidiliyor. Burada ise Pabst'ın halkından birkaç kişi görüyoruz. Çizgi film yapımcıları bu karakterlerin Pabst'ın ilk hali olduğunu söylemekteler. Ancak hikayeye göre ise evrim sonucu aşama aşama ilerleyen bu halkın kusursuz hali Pabst oluyor. Evren ise kendisini dengelemesi için Pabst'ın bir zıttını yapmak zorunda kalıyor. Yani Anti-Pabst'ı. Bu gezegen sayısız döngüden hayatta kalmış bir şahit denebilir. Her döngüdeki savaşların kayıtları da burada tutulmuş. Yani görsellerden de anlıyoruz ki sayısız bir döngü mevcut. Pabst ve arkadaşlarının ana fikri Anti-Pabst ile normal yolla savaşmak. Her ne kadar Pabst bu kararı karşı çıkıp belki bir umut, barış sağlanabilir düşüncesine sahip olsa da savaş kaçınılmaz olduğu için klasik usulle savaşılıyor. Çizgi filmin sonlarına doğru uzay ve zamanın gerçeklik yapısının bozulması ve ekranda harf harf regular show'u görmemiz bence çok ince bir ayrıntı diyebilirim. Her şeye rağmen birbirlerini yenemeyen bu güçlü varlıklar tam iki yumruğunun çarpışması gerçekleşeceği esnada Mordecai ve Rigby bu iki yumruğun arasına girerek zamanda bir kırılmaya neden oluyor.
Bu kırılma belki sizin gözünüzden kaçmış olabilir ama bütün bir hikayeyi değiştirdiğini söylemem gerek. Olaya şu gözle bakın. Eğer Mordecai ve Rigby bu yumrukların arasına girmeyip zamanda kırılmaya neden olmasaydı evren tekrar sıfırlanacaktı. Ancak bu gerçekleşmediği için hikaye tamamıyla değişti. İki kahraman yumruğun arasına girer. Zamanda yırtılma olur ve geçmiş zamana döner. Bu dönemdeki aldıkları sihirli ork ile epik savaşın yaşandığı zamana gider. Durdurmaya çalışırlar ama sonuç gene hüsran. Pabst bu şekilde olmayacak, savaşarak bir yere varılamayacak diyerek kâhinin dediğini uygular. Yani farklılığı. Bu farklılık ise Pabst'ın bildiği yöntem olan sevgiden geçiyor. Pabst anti Pabst'ı sarılarak sevgisiyle onu sakinleştirir ancak sarılmayı bıraktığı anda onu yok edeceğini bildiği için hiç bırakmaz ve kendilerini güneşe doğru atarlar. Bu aslında büyük bir fedakarlık olsa da hiçbir şey bitmiş değildir. Her şey normale döner ve parkların hepsi gezegenlerine gelir. Ana kahramanlarımız işlerinden ayrılır ve birçoğu kendine ait işlerle meşgul olduğunu görürüz. Pabst ise yok olmuştur. Şu sahne beni en çok etkilen sahnelerden biriydi. Sonrasında ise Bay Mellert Hakk'ın rahmetine de kavuşur. Her şeyin sonunda aslında Pabst'ın bütün bu olan biteni artık siz ister cennet deyin, ister başka bir boyut deyin izlediğini görüyoruz. Yani anlayacağınız mutlu sonla bitiyor. Ancak küçük bir ayrıntı var. İsminin sürekli dizi olması. Evrenin tekrar tekrar sıfırlanmasına bir atıf olduğu gibi Pabst'ın bu olup bitenleri en başından beri izlediği ama zaman ve boyut kavramının alternatif evrenleri oluşturması sebebiyle kafalarımızın karışmaması için bunu işlemediklerini belirtmemde fayda var. Bu sebeple regular show yani sürekli dizi Y ve Z kuşağına harika zamanlar yaşatarak yayın hayatına da böylelikle son verdi. Benim gözümden kaçtığını düşündüğümüz ayrıntıları var ise paylaşmak isterseniz yorumlarda sizleri bekliyorum. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmesin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoma konu önerisi sunmak istersen de yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.